Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir simülatör serisiyle sizlerin karşısındayım. Food Truck simülatör oynayacağız efendim. Yemek kamyonu işletme simülasyonu. Bu da bütün diğer simülasyon oyunlarında olduğu gibi Samet Güngör Light YouTube kanalına gelecek dostlar. Bilginiz olsun. Yeni serilerimizden biri olacak kendisi. Umarım keyifli, güzel zaman geçiririz efendim. Yeterince sağlıklı olduğum son yarışmaydı diyor. Bir yemek yeme yarışması gibi bir şey mi acaba? Ve kamerayı şöyle biraz aşağı alalım. Çünkü yukarıda bir para şeyi var. Para durumu var. Parasal durumumuz 500 dolar. Babadan kalma yemek kamyonunu işleteceğimiz bir oyun olacak dostlar kendileri. Haydi şimdi görev. Biz bu kameranın yerini iyice değiştirelim ya da... Evet, iyice değiştirelim abi kameranın yerini. Son bir kez bilgisayarı kullan. Pekala. Özelleştirme. Kamyona güzel bir boya. Kırmızı kırmızı gezsin mi ortalıkta? Bence gezebilir. Bence gezebilir. Ama böyle bir şey de yapmayalım ama. Ha, böyle basit bir şey tercih edebiliriz. Ay, Cadılar Bayramı şeysi hoşuma gitti benim ya. Ben tonlu monlu bilmem. Ben renk körüyüm abi. Tekerlekleri bir değiştirebilir miyiz sayın hocam? Bütün tekerlekleri değiştirelim ama lütfen. Çünkü hiç tekerleğim yok. İçerideki ocağı bir ücretsiz değiştireceğiz. Aynen, yemek pişirme muhabbeti vardı. Bu yemeklerinde belli bir pişim hızı falan vardı. Buzdolabını yeniledik. Sonrasında artık buradan çıkma zamanı. Ay, bir şey diyeyim mi? Albümle etkileşime geç. Geçeyim de araba güzel oldu be. Araba güzel oldu be abi. Normalde oyunun seslendirmesi var ama ben birinin sürekli konuşup bana talimat vermesini pek sevmiyorum. Bu seride bir tane teyze gibi bir şey vardı galiba dostlar ve bu teyze sürekli olarak bize şey yapıyordu. Hadi şimdi köfteyi pişirebilirsin adamın falan gibisinden. O yüzden ben sesleri kapattım. Şimdi nedir efendim? Günlüğe baktık. Garajdaki haritayı bulmak için görevlendirildik. Yakınlarda bir yerdeydi ya. Ha, şurada. Bir şey diyeyim mi? Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel güzel. Yani ben böyle bir konsept yemek kamyonu gibi bir şey. Ben burada satılan bir şeyin tadına bakmak ister miydim? İsterdim abi. Niye istemeyeyim? Clara'nın tedarik dükkanı. Ha, bu Clara hanımefendi bayağı bir şey yapıyordu. Bayağı bayağı fazla info veriyordu. Radyoyu kamyona kur. Bunun için bilgisayarı kullanacağız değil mi? Merhaba. Yükseltmeler. Radyo. Satın al bakalım. Sesini duymak güzel. Tamam. Muhtemelen babamız vefat ediyor ve biz de onun bu yemek kamyonunu işletmeye başladığımız için Clara mutlu olduğunu dile getiriyor. Ben sana her zaman yardımcı olmak için buradayım diye ekledi kendisi. Ve dediğim gibi gerçekten çok aşırı diyalog var. Ben çekebileceğimi zannetmiyorum. O yüzden sesler kapalı. Mağazada bulunan tüm ürünlerin listesi. 8'er tane eşya almamı istiyor benden. 10-10 alayım. Ya da full alayım. Aa, şu sona tıklarsam ne kadar istersem o kadar veriyor. Tüpüdür, şudur, budur. Sadece tüpü böyle 4 yapacağım. 86 parantez içinde 68 yazıyor. 68 dediği şey ne? İndirim mi? İndirim bitiş zamanı. Araba kamyonuna atlayıp hızlıca oraya mı gideceğiz acaba? Oy. Evet, indirim bekleyebilir. Haydi bakalım. WASD'yi de bilmeyecek değiliz canım.
Kameramın bulunduğu yerde minik bir minimap var. Mini harita sol üstte ve süre sol üstte. O yüzden aslında kameramı başka bir yere almayı tercih edebilirim. Ne yapabilirim? Şöyle görevlerin altına. Her yer dolu. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Cadılar Bayramı etkinliği zıbıdığı güzel oldu ya. Hocam indirim sezonu kaçırmak istemiyorum. Benim araba kullanım mekaniklerimde bir sıkıntı var galiba. Ya, kamera açısını değiştir. Dışarıdan sürmeyi tercih ederim ama içeriden de sürebiliyor olmamız keyifli. Hızlı bir şekilde geldim. Aa, muhabbeti anladım bu arada. Muhabbeti anladım. Yiyecekleri sakladığın yere dikkat et. Aa, itemi vermeden evvel Clara konuşuyor. Tam yiyecekler buzdolabına, çiğ pastırma falan buzdolabına. Diğerleri de rafta. Öğeleri otomatik olarak ayarla dediğimde zaten otomatik şey yapıyor. Ekmekleri neden rafa taşımamı istiyorsun peki? Ekmekleri rafa taşı muhabbetinde şey yapmaya çalışıyorum ama tutup sürükletmiyor. Hangi tuşla mı taşıyacağım? E, F, G. Agacım buradan şuraya şey yapacağım ya. Depolama konumunu değiştirmek üzere bir menüye getirmek için yuvaya sağ tıkla. Evet. Buradan da buzdolabına taşınabiliyor. Elle tutup kaydırsak daha güzel olmaz mıydı? Peki. Şimdi şu yemek pişireceğimiz noktaya doğru gidelim efendim. Hoppa, mesaiye başlama zamanı. Bir kere E'ye bassam yeter diye düşündüm. O yüzden biraz hızlı daldım ama bir kere E'ye bastığın zaman yeterli gelmiyor tabi. Bak şimdi ben Huzur Parkı'nda şeyim, bir tane peynirli domatesli burger istedi. Peynirli pastırmalı burger. Şimdi radyoyu aç ki müzik çalsın diyor. Kral telifli. Telifli müziklerimiz kapalı. Vagabond Beer 23. ayında iyi yayınlar babuşum demiş. Teşekkür ederim Vagabond Beer, sağ olasın, eyvallah. Şu an peynirli patatesli burger için ne yapacağımızı gösteriyor. Ekmeği kızartacağız. Ocağı açmak için düğmeye bas. Yakıtı bitmiş. Bunun yakıt doldurma muhabbeti vardı. Tüpler vardı. Aldığımız tüpler nerede? Şu rafların birinde, öyle değil mi? Buradan bir tüpü alalım. Tüpü raftan al ve gaz girişine yerleştir. Ha, tüpü böyle ocağın yanında olur diye tahmin ettim de. Eti istenilen şekilde pişir. Adam çok pişmiş istemiyor.
Pastırma ne istiyor? Pastırma da iyi pişmiş istiyor. Ondan sonra ekmeği de kızart diyor. Az pişmiş, bir tur daha pişince iyi pişmiş. Burger kutusunu al ve tezgaha yerleştir. Orta pişmiş. Hey maşallah. Herif harbiden iyi istiyor demek ki ya. Şu etleri bir yakmayayım da dur kesme tahtasına ekmek koyacağım. Etleri bir yakmayayım. İyi pişmiş. Aldım koydum kenara. Sonra ocağı kapatsam ve ocağın üstünde dursa oluyor mu? Oluyor demek ki. Tamam, iyi pişmişler burada. Şimdi bu raftan ekmek alıp kesme tahtasına koydum. Taba geldim, bıçağa bastım. Şöyle hoppa. Bu ekmeklerin de kızarmasını istiyordu arkadaş. Kızarmış ekmek istediği için bir tık şey yapmalıyız. Cihaz kirliliği, domates dilimli. Abi domatesi alıp dilimlerim ama önce zamanı var. Şu ekmekleri bir yakmayalım. Tamam, ekmekler ısındı. Şimdi ekmekler buraya. Ekmek, ekmeğin üstüne peynir, iki domates, pastırma ve et ya da en alta mı konacak bu? Yani ekmek aldın. Ellerim dolu. Ya ellerin nasıl dolu? Ha, burada tek tek mi birleştireceğim? Pastırma. İki dilim domatesle beraber peynir de isteyecek. Peyniri kor şuraya. Biraz domates konusunda cimri davrandığımı düşünebilirsiniz ki öyle davranıyordum. İki dilim domates. Domatesler burada dursun. Üzerine kaşar peyniri ve voilà. Birader buyur. Afiyet olsun. Güzel. Ne sandın? Aa, bunları tam olarak istediğini vermeyi de biliyorduk bu arada. Ocağı aç. Mutlaka köfte siparişi gelecek canım. Şöyle bir köfteleri pişirip bekletelim. En az iki sipariş alacak şekilde şöyle kutuları yerleştirelim. Aa, bak biri sipariş veriyor. Premium cheeseburger. Orta pişmiş et, orta pişmiş pastırma. Peynir dilimi ve kızarmış ekmek. Yeni bir sipariş daha geldi. Double burger. Double burgerin etleri iki tane orta pişmiş. Okey, okey, okey. İki tane orta pişmiş burada. Bunlar double burgerin etleri. Bir tane pastırmayla normal ette şey. Orta pişmiş pastırma ve orta pişmiş ette öteki premium cheeseburgerin olacak. Pastırması, peyniri falan şu domatesleri bir kenara alalım. Tamam, ekmeği bir kes gecikmeden. Tamam. Az pişmiş. Bunlar orta pişmiş olacak. Bir tane de domates olacak. Şimdi ekmeğini aldın buraya. Ay, ekmeği aldın harbiden. Ekmeği aldın dümdüz koydun Samet. Ekmeği aldın dümdüz koydun. O ekmeği geri verir misin? Aa. Ekmeği geri vermiyor. Sadece bir ucunu ısıtsam. Ekmeği nereye koydum? Abi ekmek yok. Abi bekle. Bekle bekle ben halledeceğim, halledeceğim. Halledeceğim. Ekmeği mundar ettik kaşla göz arasında. Ekmek ısıt muhabbetine çok dikkat etmedim. Ama senin burger bitti bitiyor baba. Sende ne var? İyi pişmiş pastırma var. Domates dilimi ve peynir var. İyi pişmiş pastırma varsa koyarız buraya. Peynir dilimi var bir tane de. Domates isteyen yok mu ya? Domates şeyde var. İkisi de mi kızarmış ekmek istiyor? Yani ikisi de kızarmış ekmek istiyor. Hop hop.
Bir ekmek daha ver. Öyle çok acele etmeye gerek yok ya. Bak bu yanını beğendim. Oyun öyle şey yapmıyor hani. İyi pişmiş istiyor pastırmayı. Oyun öyle şey yapmıyor. İki ayağını bir papuca sokmuyor. Şimdi orta pişmiş et. Orta pişmiş pastırma. Peynir ve kızarmış ekmek. Aa çok iyi. İyi pişmiş olduktan sonra duruyor mu? Double burger değil bu. Premium cheeseburger. Güzel. Adam beğendi. Kızarmış ekmek. Okey. Sonra hop hop. Bir burger kutusu ver bakayım bana. Double burger. Kızarmış ekmeği koydun. İki tane orta pişmiş eti koydun. İyi pişmiş pastırmayı koydun. Bir dilim domatesi koydun. Peyniri koydun. Kapattın. Afiyet olsun abi. Bu da double burger. Şimdi bir tane daha premium cheeseburger geldi. Hocam ocağı bana temizlemeyi öğretmediniz. Öyle bir sıkıntımız var sadece. Şimdi bunun ikisi de kızaracak. Bununla beraber bir orta pişmiş pastırma ve orta pişmiş et lazım. Peyniri kenara çıkardın. Ekmeği kazara buzdolabına koydum. Orta pişmiş et ve orta pişmiş pastırma gerekecek. Açtım bunun ağzını. Hop hop. Peyniri oraya koymasaydık ya, bir temizliği öğretseydin. Bir prestij seviyesine ulaşmak için servis yap. Ya yapıyorum da. Şunları temizlemeyi bir öğretseydin. Klasik burger. İyi pişmiş et ve kızarmış ekmek. Tamam. Kızarmış ekmek burada. Bu da öteki sipariş için. Sadece bir tane iyi pişmiş et istiyor. Tamam, onlar orta pişmiş. Orta pişmişleri alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. Ekmeği kızart ve eti koy, pişir. Burger, pastırma, peynir. Kapattın gitti. Premium'a teslim ettin. Anda seviye geldi. Kızarmış burger ekmeğini al. Abi dur, yeni cihaz gösterip durma, uyun. Tamam, öteki siparişe bakacağım şimdi. Bir de buzdolabına ekmek koyduk ha. Birkan bu arada Prime'ın avantajıyla 8. ayını kutlamış. Birkan teşekkür ederim, sağ olasın. Altta diyaloglar akıyor bu arada. Yani Clara şey yapmaya devam ediyor. Bir şeyler anlatmaya devam ediyor. Ablacım al klasik burger. Allah bereket versin. Ekmek teknemizi iyi işlettik. Şimdi dilim domatesler bir kenarda durabilir buzdolabında. Bir şey diyeyim mi? Ben oyunu yamyam gibi oynarım abi. Bir oyun varsa ben onu yamyam gibi oynarım. Öncelikle bütün ekmeklerimiz bir dilimli vaziyette dursun. Mutlaka dilimli isteyecekler. Sonra domatesleri falan dilimleriz. Ekmekleri dilim halinde tutarım. Mis gibi o bana zamandan kazandırır. Anladın mı? Domatesleri dilimlerim. O da bana zamandan kazandırır. Yamyam Gamers 2013. Biraz et ve ekmek falan alınır. Hocam selamın aleyküm. İlk başta hani bir dükkanı açmadan şey yaparsın, anladın mı? Tık 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 işlerini yaparsın. Bir domatesten bu kadar dilim çıkıyor mu ya? Şöyle bir bunları yedek olarak kullanalım. Temizleme fırçasını alacağım ama daha var. Bütün domatesleri dilimleyecek miyim? Evet, dilimleyeceğim. Önce yarıya kessek. Bence onu hissetmiyor ama.
Her türlü dilimliyor anladığım kadarıyla. Şey var, domates salatalık dilimleyiciler var galiba. Alete yatırıyorsun şeyi. Çıt çıt. Açıyorsun, 2 dakikada dilimliyor böyle yani. Elle bıçakla kesmeye de gerek kalmıyor. Kullanmayı tercih ediyorlar mıdır bilmiyorum tabii. O nasıl bir dilim ya? Tamam. Anasının gözü gibi oynadık. Malzemelerden böyle tasarruf ettik, şey yaptık. Bol bol malzeme depoladık. Şimdi ekmekleri falan dilimledik. Bence keyifler yerinde. Izgaramızı bir temizleyelim. Ben nerenin kirli olduğunu göremiyorum ki. %5, %100 olmamaya yeminli herhalde. Şehre geri dön. Döneriz ya. O sıkıntı değil. Tüpümüz var, şeyimiz var. Okey, çıkalım ve geri dönelim. Abi ben hali hazırda gittim. Dilimleyeceklerimi dilimledim, ürünlerimi dilimledim. Çok hızlı bir şekilde halledebileceğim her şeyi. Haritayı aç. Ha, bir de diskoda mı servis yapacağız? Garaja geri dön. Clara'nın mağazasını ziyaret et. Tam Clara'dan item almam lazım. Önce item alır sonra mağazayı ziyaret... Şey, önce item alır sonra garaja dönerim. Birilerini ezdik galiba. Nice to meet you diye bir başarım geldi. Arada ezebiliyorum sanırım. Abla sen bana Allah ne verdiyse ver. Doldur. Yağ şişesi falan da almam gerekiyor mu ya? Soğan, patates, yağ, ketçap, mayonez, hardal. Maşallah maşallah. 152 dolar. Abla yardım ediyorum ayağına, iyi geçiriyor bence ha, böyle harç diye. Yardım ediyorum ayağına, iyi geçiriyor. Şu ekmekleri falan bir doğrarız. Eyvallah. Ben bu arada boş bulduğum vakitlerde doğramacılık yaparım. Dayı! Kesinlikle ben şerit değiştirip üstüne kırmadım. O hatalıydı. Aynı şekil bir ağda olduğu gibi. Hoppa! Bunun bir cezası olmazsa ben yaparım yani. Oğlum. İngiltere mi lan bura, trafik sağdan akmaz mı ya, soldan mı akıyor trafik? Bana ehliyet verenin galiba. Tamam, yer yön algım şaştı, yer yön algım şaştı, olur o kadar. Benim kafa gitti. Direksiyona bakmak lazım. Direksiyon soldaysa trafik soldan akıyor. Hiçbir fikrim yok. Fritözü kur, dondurucuyu tak. Bu işlemler için bilgisayara geçmem gerekmiyor mu? Sanırım bilgisayara geçip yükseltmelerden yapmam gerekiyor. Yeni özelleştirmeler falan gelmiş bu arada. Afiş. Halloween şey olur ya, balkabağı olur. Benim hoşuma gitti bu. Öncelikle fritöz. Sonra dondurucu. Teşekkür ederim efendim. Gece kulübü satış noktasına git. Gece kulübü satış noktasına gidem de.
Güzel konsept. Güzel konsept yalnız, bir şey diyeyim mi? Gece kulübü satış noktasına gidem de hani aracın içine girip bana bir şey yapmama izin verir misin ya? Böyle ben bir malzemeleri stoklasam. Böyle bir adam akıllı kesip biçsem falan her şeyi. Selamın aleyküm. Adamı ezdim, hiçbir şey olmamış gibi geri kalktı, devam ediyor. Aynı performansı abladan da bekliyorum. Ya bana bir yaptırım koymazsan ben onları ezerim. Kesinlikle böyle olmadı. Tam anlamıyla minik bir vahşetti böyle. Şimdi Bismillah hocam, dükkanı açtık. Dükkanı açtığımıza göre hemen şuradan burgerleri alıp dilimlemeye başlayalım. Alıp dilimlediğimiz ekmekleri bir buzdolabına koyalım. Yiyecek kamyonunun içindeki ışığı aç. Monitörden siparişi kontrol et. Patates kızartması istiyor. Aa, ben patates kızartması yapmazsam bana bayağı bir zaman verir o zaman. Tamam. Şş, beyler, şimdi tutorial'ı yapmadan bize verilen vakti en verimli şekilde değerlendireceğiz. Ben var ya, çok fena sistemi suistimal ederim de tutuyorum kendimi, biliyor musun? Soğan falan gelmedi mi ya? Bir soğan muan geldi diye tahmin ediyordum ama. Ekmekleri dilimlemeye devam. En azından ekmekleri dilimleyelim ya. Şimdi normalde fritözü kullanma gameplay'i yaptıracak. Fritözü kullanmadan en azından ekmekleri dilimliyorum. Aslında var ya, ben neler yaparım neler. Bak, ben şimdi sana yapacağımı söyleyeyim. Misal veriyorum. 4 tane köfte pişiririm aynı anda. Az pişmiş, tamam mı? 4 tane köfte orta pişmiş. 4 tane köfte çok pişmiş. Kim nasıl isterse, ama köfteleri hazır pişirmekten ziyade, ya hani pişip bekletmekten ziyade onu pişirmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Sevgili Babuş'un sol kolu 13. ayında. Hoş geldin. İyi yayınlar, nasılsın abi demiş. Şükür. Sağ olasın dostum. Senden ne var ne yok. Ben bokunu çıkarmayacağım bu arada. Ekmekleri kestikten sonra yapacağım. Domates falan yeterli. Soğan falan olsaydı, iki tane de soğan doğrayayım derdim ama domatesler falan yeterli. Hoppa. Şimdi bana söyle bakalım. Ne istiyorsun? Patates kızartması, ketçap. Yağ şişesini fritöze dök. Bir saniye. Önce bana bir ketçabı ver. Önce mevcut hedefi bitir. Ya yapma abi. Fritözü açmak için kırmızı düğmeye bas. Abicim, şu ketçabı mayonezi bir yerine koysaydık. Kızarmış patates. Bunun da az kızarma, çok kızarma durumu var mı? Lan, soğan varmış. Soğan kızarıyor mu peki, sizce dilimleniyor mu?
Ha, patates hazırlama zıbıdı ayrı. Adam sadece ketçap istedi. Bu sürekli açık mı kalıyor? Yağ tazeliğinden dolayı bence bunu kapatmamalıyız. Okey, bir tane soğan kestim. Bunu yerine koyup oyuna başlayacağım. Bakalım gece nasıl geçecek bizim için. Oh. O nasıl bir bakış açısı ya? Eyvallah birader. Şimdi ne istiyorsun hocam? Çıtır patates kızartması. Öncelikle çıtır patates kızartması için... Ne oluyor yav? Aa, rakip servis. Anladım. Hocam bizim hizmet anlayışımızla yarışamaz, anladın mı? Bizim hizmet anlayışımızla yarışamaz. Benim ekmeklerim bile hali hazırda dirimli. Hardarlı o çıtır patates istiyor. Bununla beraber iki kızarmış ekmek. Az pişmiş et, iyi pişmiş pastırma. Ekmekler burada. Az pişmiş et, iyi pişmiş pastırma. Benle yarışamaz bile. Burası niye yanıyor ya? Burası niye parlayıp duruyor? Abi ekmekler kızardı, koydun. Boş ekmek mi vereceğiz herife? Az pişmiş eti aldı, öteki pişsin. Kazara ağzını kapadığın an iş bitti. Bu çıtır patates olacak, hardal verilecek. Birader inanılmaz. Ardarda iki sipariş gelince benim kafa döndü. Benim kafa tek çekirdekli. Et, pastırma, ekmek. Bu 2 numaralı siparişin burgeri. Çıtır patates kızartması ve hardal. Bu da 2 numaranın patatesi. Al. Adama boş ekmek vermek çok iyi değil miydi? 2 tane orta pişmiş et, bir iyi pişmiş pastırma. 2 tane orta pişmiş et, bir tane iyi pişmiş pastırma. Bir domates, bir peynir dilimi. Bir domates. Bir peynir dilimi. Ekmekler kızarmış ekmektir muhtemelen. Patates konusunda ne istiyorsun? Kızarmış patates ve ketçap, ketçap, ketçap. Oğlum zarar, zarar, sağlığa zararlı. Kızarmış ekmeği aldın. 2 tane orta pişmiş patatesi koydun. İyi pişmiş şey istiyor. İyi pişmiş pastırma istiyor. İyi pişmiş pastırma, domates, peynir bitti gitti. Patates bir kızarsın bakalım. İyi pişmiş pastırma. Domates, peynir, tezgahımın üstü mis. 3 numaranın double burgeri. Kızarmış patatesi aldım. Ketçap, ketçap, ketçap. Reis afiyetler olsun. Şimdi 4 numara ne istiyor? Kızarmış patates, hardal, hardal. Olur abi. Kızarmış patates, hardal, hardal. Bu buzdolabı niye yanıp duruyor ya? Bunlar böyle bir araya gelmiyor mu? İtem tip. Heh. O slotları doldur. Item. Bir patates kızartması daha ver. Kızarmış patatesi aldın. Oğlum öteki kızarmış. Kızarmışı aldın. Hardal, hardal, hardal. Sen kızar, sen 4 numaranın siparişisin.
Al birader. 5 numara ne istiyor? Çıtır patates kızartması, hardal. Olur. Olur abi, veririz. Veririz. Çıtır şey yaparız, çıtır yaparız. Burger ister misin bacım ya? Gaz bitiyor. Gaz yenilir ki ya, gaz dolu. Sipariş 6, çiftçi burger ve üçlü mayonez patates kızartması. Dur. Şunu halledeyim, onu öyle halledeceğim. Abi yağ taze değil diyor yani. Yağ tazeliği kötüyken kızartırsam ne olacak? Adam tadı kötü mü diyecek? En azından iki tane ekmeği kızartalım da. Tamam, çıtır patates kızartması ve hardal. 5 numaranın siparişi. O güzel dedi, bir şey demedi. Kızarmış ekmekler burada. Sonra çıtır patates kızartması istiyor. Bunu alıp bir unutacağız. Ne istiyor hem de? Üçlü mayonez istiyor. Az pişmiş et, iyi pişmiş pastırma. Domates istiyor mu? İstemiyor. Az pişmiş et, iyi pişmiş pastırma. Bunu al geri koy ki yer açılsın. İki tane soğan dilimi. Ketçaplı burger. Fritöz temizleme. Abi fritöz temizlemeyi bilmiyorum. Mini game'i hızlı geçtim. O ara bir şeyle uğraşıyordum çünkü. İyi pişmiş et, ketçap. Orta pişmiş oldu köfte ama... Hocam kızarmış ekmek. Orta pişmiş et. İyi pişmiş pastırma. Double soğan ve ketçap. Çift soğan. Çıtır patatese de 3 mayonez. Hot hot hot. Bu sipariş 6'nın. Buna da bir ketçap lazım. Bu da sipariş 6'nın. Ya ye göm ya. Güzel diyor. İyi pişmiş, orta pişmiş fark etmedi. Şimdi kızarmış ekmek, et, ketçap. Abi iki ekmeği koydum buraya. Kızarmış eti koydum buraya. Bir de ketçap sıkılacak. Bitti gitti. Eti iyi pişmiş istiyor ama. Yağı nasıl boşaltacağım? Önce kullanılmış yağı boşaltın. Buraya sadece kullanılmış yağ boşaltabilirsin. Lan benim niyetim de o. Anladım. Ocağı açmayı unutmuşum. Ya masayı temizleyeceğim ama bana sürekli... Ocağı kapattığımı şimdi fark ettim hatunum. Tam bir şey yaparken bir şey anlatıyor, o beni şey yapıyor. Tam bir şeyler yapacağım, temizlik imamdan gelir, ocağı temizle diyor. Lan temizleyeyim de yağı boşalttım, şey yaptım falan, bunu da boşa koyduk, at bunu. İyi pişmiş et istiyor ve ketçap istiyor. Tamam, ketçabı önden sıksam ekmeğe. Bence olur ya, iyi pişmiş et. Ketçap önden sıkıldı, fark eder mi? Ye gitsin ya. Heh. Şehre geri dön. Tamam bak.
Şehre geri dön dediğine göre bence şehre geri dönmeden ben bütün temizlik işlerini, ıttıt işlerini halledeyim. Ne diyorsunuz dostlar? Temizlik işini, ıttıt işini halledeyim. Sonra şey yapalım. Ki zaten bir alışveriş yapmak gerekecek. Bak şimdi şöyle. Patateslerin tamamını kızartıp bekleyebilirim. Domatesleri doğrayabilirim veya soğanları doğrayabilirim. Anlık da hareket edebiliriz, bilmiyorum. Yani şu raftakileri, soğanları bence dolaba da koyabiliriz. Soğanların tamamını dilimli edebilirim. Baktığınız zaman hani tüpler şeyler tamam. Ketçabı mayonezi tamam. Ya da hiç böyle şey kıl kıl oynamayalım, tamam mı? Direkt şey yapalım sevgili dostlar. Kıl kıl oynamayalım dediğim gibi. Dükkanı kapatıp şehre dönelim abi. Güzel bir gündü. Güzel bir gündü. Karlı bir gündü. Oturumu kapattın. İşte eve döneceğiz. Garaja döneceğiz ve bugünlük macerayı burada sonlandıracağız efendim. Böyle dönülmez bu arada. Ben yanlış şeritteyim. Artık doğru şeritteyim Joe. Makas ustası. Ya dat dat dat. Hocam bunun benzini bitiyor. Gaz bitiyor. Ne yapacağız abi? Bunun benzini bitiyor ya. Evde gaz yükletiyorduk galiba arabaya. Öyle hatırladım. Mili şey first person kullanmak daha rahat bu arada ya araba için galiba. Biraz daha sessiz oluyor ama olsun. Etkileşime geçmelisin. Albümle etkileşime geçeyim de albümden önce sanki bir şeyler yapsak daha iyi olmaz mıydı? Pekala. Aynen garaja geri döndüm, yakıta ihtiyacım var. Evet, doğru. Bidonu al, doldur ve kamyona kat. Aa, buradan şey yapacağız, dolduracağız. Kenarda köşede bir tane bidon var. Kenarda köşede dedim, burada parıl parıl parlıyormuş. Hocam merhaba. Ne kadar yakıt emiyor bu ya? Fulleyeceğim diye uğraşma, para gidiyor hatun. Güzel uyardın var ya. Tam zamanında uyardın, tamam. Tamam, bunu da koyayım da artık dinleneceğim diye uğraşmayayım. Şey yapmayayım, fulleyeceğim diye uğraşmayayım. Ben tutorial diye bedava sandım, dedim sömürürüm. Babayı sömürürsün oldu. Dinlen. Olur, dinlenelim. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Deniz bizim dükkanı yakıyordu. Cayır cayır giyindik. Ha, bu el değil. Şimdi yaktı aynen. Koşuşa bak, koşuşa Allah aşkına. Evet sevgili dostlar. Bunu mecbur bitireceğiz bu arada. Devam etmek istiyorsak. Günlüğü kaydet. Günlük kaldıysa ortalıkta kaydedelim. Sanırım dükkanı kurtarmaya değil de buradan çıkmaya oynuyoruz ya. Hamsi King Prime'in avantajı ile 7. ayında. Teşekkür ederim Hamsi King, 7. ayın kutlu olsun, sağ olasın.
Biz bu garajdan kaçıyoruz hocam. Evet, kül olmuş bir yerde yeniden başlamaca. Yok ya, rakibimiz yaktı dükkanı. Haraç vermediğimizden falan değil. Çok iyiyim canım. Sadece dükkanım yandı. Minik bir sıkıntı. Garajın içindeki pisliği temizleriz. Sıkıntı yok. Şimdi sevgili dostlar, şöyle bir save alalım. Ve Twitch diye bir kaydedelim şurada. Caps Lock maçı mıymış? Save alalım ve videonun burada sonuna gelmiş olalım. Üstüne yaz ya Twitch'in. Videonun burada sonuna gelmiş olalım efendim. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın dostlar. Bye bye.